için belki bir gerdanlık yaparız öyle değil mi? Evet, umutluyum. Sayın seyirciler, şu anda stüdyomuzda ekranlardan tanıdığınız 3 ünlü konuğumuz var. Beyaz, Levent Kırca ve Ebru Gündeş, yani Mehmet Uz, Muharrem Güven ve Derya Sönmez. Dün akşam İstanbul'da Vizyon Ajans tarafından düzenlenen yarışmada üçü de birinci seçildiler. Üçünüz de birinci seçildiniz değil mi? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Üçü birinci değil de Beyaz birinci oldu. Levent Kırca ikinci oldu. Ebru Gündeş üçüncü oldu. Ha, bir, iki, üç. Evet, bir, iki, üç. İlk üç. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne diye? Çok, gerçekten şimdi çok benziyorsunuz. Bence en çok Levent Kırca'ya benziyorsunuz. Nereden çıktı bu fikir? Yani niye böyle bir benzer şimdi arıyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de metrekareye bir tane güzellik yarışması düşüyor. O kadar çok güzelimiz var ki herkes Türkiye güzeli. Bundan yola çıktık. Ben de yapıyorum. Yani Türkiye güzellik yarışması ben de yaptım ama değişiklik olsun istedim. Zaten benim ajansın Amerika'da şubesi var. Orada Looks Alike diye yapılan bir yarışma bu. Amerika menşeli. Üçüncüsünü yapıyorum. Çok da ilgi görüyor. İnanılmaz bir başvuru oldu. Yaklaşık 300'e yakın bir başvurudan ilk 15 yaptık. 13 artı 2 yedik ve dün akşam Bahçeşehir Belediyesi ile birlikte işte seçildi arkadaşlar. Bir Ebru Gündeş'e benzediğini iddia eden kaç kişi geldi? Ebru Gündeş 4-5'ti ama korkunç bir Mahsun Kırmızıgül, öyle mi? Özcan Deniz, öyle mi? Kenan İmirzalioğlu, Beyaz falan böyle korkunç bir... Erkekler pop, çoğunlukta yani. Evet, tabii. Popüler olan daha çok. Yani benzemesi de ona benziyorum falan diye gönderen de oldu. Ama mesela Ebru Gündeş'e benzeyen Derya Dönmez galiba. Evet. Siz aslında ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Nerede? Konya Selçuk Üniversitesi. Konya Selçuk. Hangi bölüm? Muhasebe bölümü. Peki neden bu yarışmaya katılmak istediniz? Ya özel bir nedeni yok. Sadece şans eseri olan bir şey. Katılayım dediniz. Başkaları mı söyledi siz mi? Şey başkaları yaptım tarafından. Peki sonuçlar siz de kendinizi benzetiyor musunuz Ebru Gündeş'e? Bazen. Çok nadir zamanlar. Şarkı söylerken. Muharrem Güven mesela. Muharrem Bey size Levent Kırca hakikaten çok benziyor. Çok benziyor değil mi? Peki siz nereden? Efendim ben Levent Bey'le 5 yıl önce tanıştım. Öyle mi? Tanıştık tiyatroda. Kendisi zaten dedi, git bankadan hesabımı çek dedi yani. Fiyat dedi. Yani sokakta hakikaten de benim Düzce'de ikame ediyorum. Düzce'de ismim Levent Kırca olarak şey yapıldı yani. Levet, yani Düzce'nin Levent Kırca'sı. Düzce'nin Levent Kırca'sı. Mehmet Uz da Beyaz. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim, Mustafa Kemal Üniversitesi. İşletme Fakültesi, 3. sınıf öğrencisiyim. Peki nereden geldi böyle fikir? Böyle bir fikir yaklaşık 4 yıldan beri, ne zaman Beyaz çıktığından beri Beyaz olarak anlıyorum. En var mı kafanızda ben de beyaz gibi ünlü olacağım falan diye? Yok, o kadar şey de yok da yani. Eğlenmeye geldim sonuçta buraya. Eğlendiniz mi? Tabii ki. Ne demek yani? Hayatım. Peki beyaz gibi espri yeteneğiniz var mı? Espri yeteneğiniz arasında vardır tabii ki ama daha çok dansı, figürleri, ne bileyim, hareketleri falan vesaire. O tür şeyler. Peki başka birine benzemek yani... Ben şahsen hiç kimseye benzemek istemezdim. Çok memnunum kimseye de benzemediğim için. Niye böyle birine benzeme ihtiyacı hisseder insan? Ya da bana benzeyen biri olsa mesela ben sinir olurum. Demek ki biz de rahatsız olmuşuz ki. Peki performans falan var mı bir çerçeve? Tabii. 3 günlük bir kamp geçirdiler. Bu kampta da öncelik biz zaten %50 puanımız fiziki benzerlik. Taklit değil bu. Tamamen benzerlik. Biraz önce söylediğiniz sözden yola çıkarak. Biz sadece süslüyoruz. Yani saçı uzunsa birebir benzerin resmini ortaya koyup kısaltıyoruz. İşte yani makyajda ya da plastik makyajda değil de fiziki benzerliğini ekliyoruz. Mesela Ebru Gündeş'in playback yaparken birebir göreceğiz biraz sonra tam hareketlerini veriyoruz. Ha, çalıştırıyorsunuz. Tabii kampta bunları veriyorlar. Çalıştırıyorsunuz. Mesela birinci ünlülerin benzerleri yarışmasında 3 sanatçımız vardı. Bir solistimiz gerçek Ebru Gündeş'ti. Orada da bir Ebru Gündeş vardı. Ona Ebru Gündeş yetiştirdi. Falan böyle enteresan şeyler de var. Yani gecede 13 benzer akarken sırayla aralara sanatçılar da oluyor. Onlar da işte onlara sahnede ne yapması gerektiğini söylüyor. 3 günlük bayağı bir güzellik yarışması kampı gördüler. Konuşma, diksiyon, işte bundan sonraki çalışmalarda. Şimdi yarışma burada kalmıyor. Siz R'leri unuttunuz mu arada? Aksine R fazla da olduğunu söylesem. Biz onları mankenler gibi internet sayfamızı alacağız ve bundan sonra iş yapacaklar. Onu söyleyeceğim. Tabii, nasıl bakıyorsunuz? Tabii. Ajansınız siz. Tabii. Nasıl talepler geliyor size? Gelebilir. Reklamlar için çok talep geliyor. Reklamlar için. Tabii. Organizasyonlarda özellikle Anadolu'daki organizasyonların içinde defilelerin arasına playback'leri, playback görüşmeleri, konuşmaları birebir gibi yapıyoruz. Mesela bir Ahmet Kaya'mız var. Herkes tarafından çok güne inanılmaz. Onu her organizasyona götürebiliyoruz. Zaten sahneye çıktığı vakit Anadolu'da bir konserde tabii, uzaktan
Yani siz tabii, hakikaten hani Ahmet Kaya olmaz belki de başka bir yaşayan sanatçı ilişkin geldi getirdim deseniz belki de Ahmet hakikaten. Ahmet Kaya hortladı. Ahmet Kaya yaşarken Ahmet Kaya seçilmişti. Öyle mi? Yarışmada Bursa'da bir defilede inandıramadık, kapıları kapadık, hayır diyorlar yani. Ya diyoruz benzer, ona bile inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Çok enteresan şeyler yaşanıyor ama bundan sonra birebir show business'ta yerleri var inşallah. Çok güzel. Yani siz daha meslek edinmeden mi? Tabii. Üniversite bitirmeden meslek sahibi oldunuz. Evet. Biz Derya Hanım'ın çok güzel yapıyor, gündeş hareketi yapıyor ya, sizi bir alalım mı evet, arkaya? Evet. Tamam. Hepimiz hazır değil mi öğretmenim? Sana bir haller oldu, tavırlarım çok değişti, bilmediğim bir şey mi var, aklımda ayrılık varsa, bir ömür sevsem de yetmez seni sevmeye, kolay mı benden kurtulmak, bilmediğim bir şey mi var, sevgimin bitti nefretim başlar, akıllım senin aklını alırım, benim olmazsan Allah kapına dayanırım, akıllım senin aklını alırım, benim olmazsan Allah dediğimi yaparım. Mesela Beyaz ne yapıyor? Beyaz'da bir Beyaz şey... da onun bir parçasının Beyaz üzerine hareketlerini yapıyor. Nesi vardır? Gemilerde tarih var. Onu söylerken... Kaset çıkartmış değil mi Beyaz? Evet, evet. Bir türkü kaseti. Onun üzerine hareketlerini yapıyor. Sizin gözleriniz kendi rengi mi? Lens mi? Lensem mi yoksa? Hayır, buradan nereden anlıyorsunuz? Şu anda hazır şey, yani. Beyaz'ın... Hazır. Hani hazır. Benzesin tamam. Diye daha bir çerçevesini yok, yapıyoruz dedi ya. Yok, hayır, hayır. Atilla Bey, o çerçevede acaba... Şansımız öyle. Biz saçında biraz sadece oynama yaptık ama her şey orijinal. Ben gerçekten yani Levent Kırca burada bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Çok komik. Alalım evet, sizi. Tabii. Sizin klibiniz de hazır. Gemilerde talim var, bahriyede yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Olmazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Olmazsam karakola gideceğim. Gemi gelir ya, aşır içi dolacak. İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Olmazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Olmazsan karakola gideceğim. Evet.
Levent Kırca var, Levent Kırca var. Levent Kırca olacak o kadar müziğin üzerine onun böyle hareketlerini playbeyli yapıyor. Alalım istersen seni. Yok birazcık bekleyelim, hazırlıyorlar çünkü yukarıdan. Onlar hazırlayınca alabileceğiz ancak sizin klibinize beraber. Bu kaçıncı yarışma oldu? Üçüncü yarışma. Dün akşam Bahçeşehir Belediyesi ile birlikte yaptık zaten organizasyonu. Amfiteyatroda yaklaşık 1600 kişi önünde. Kaç kişi katıldı? Kaç kişi başvurdu daha doğrusu? 300'e yakın, 290 küsür başvurumuz var. Önce bir resim elemesi yaptık, sonra canlı eleme. 13 asıl, 2 yedekle 13 asıllar yarıştı. İşte ilk 3 burada. Ama biz... Diğerleri kim? Biz diğer hepsiyle çalışıyoruz. Tarkan. Tarkan var. Sylvester Stallone. Russell Crowe'un benzeri vardı. Yılmaz Güney. Yardım edin. Müslüm Gürses. Dicide vardı. Kim? Aspala Konak. Evet. İpek Tuzcuoğlu vardı. Tansu Çiller'in benzeri vardı. Müslüm Gürses saydık. Evet. Peki ne kadar çalıştınız Beyaz'ın veya Ebru Gündeş'in veya Levent Kırca'nın birebir taklitini? Bir aylık, iki aylık ya da bir yıllık çalışma değil. 4 yıldan beri çalışıyorum bir şeyi. Bu şarkı hep değil herhalde. Hayır, bu şarkı değil. İyi takip etmekle alakalı bir şey. Hayır, şarkı şarkıda çünkü hayır, yani o klibini mesela, ben de biliyorum Beyaz'ın. Mesela 4 yıl önce Beyaz'ın şu hareketi yoktu. Birebir yapıyorsunuz o klipte ne varsa yani. Bir çiçek koklamadı. Tabii ki çiçek koklamadı. Çiçek bulsa da bulamadık çiçek. Her neyse, 4 yıl önce bu hareket yoktu. Başka hareketler vardı. Önce şu vardı. Bunu öğrendim. Zaman geçtikçe, 4 yıl oldu. 4 yıl oldu.